Şimdi çok bir değişiklik olmayacak ama şurada bir şey deneyeceğim. Şu delikte bir şeyler yapmaya çalışacağım. Şimdi rastgele bir noktaya atalım en iyisi. Şöyle şu noktaya. Şimdi burada herhalde yapsak yapacak galiba. Metrik 24'ü 3 yaptık. Derinliğini vesaire verdik. Bunlarla oynadıktan sonra otomatik olarak atar herhalde diye düşünüyorum. Şöyle gösterdi yine olduğu gibi. Yani eksen çizgisi. Gerçi zaten bu diş değildi ama diş olarak delmeye çalıştık ama yine böyle gösterdi. İlla ki bir yöntemi vardır ama ayarlardan hangisi ben de orayı çok bilmiyorum galiba. Biraz karıştırmamız gerekecek. Ya da yazabiliriz üzerine metrik 10'a 2,5 gibi falan yazarak da gösterebiliriz. Öyle olabilir belki. Şimdi buraya geldik. Oraya edit text dedik. Mesela buradan metrik 12 yazdık. Bu şekilde de gösterebiliriz. Zaten imalat anında arkadaşlar seri imalat bütün geçerli değil gerçi ama biraz daha küçük yerlerde diş açarken nasıl yapılacağını zaten çok şey değil gösterebiliriz. Şekilde yani yapabilirsiniz. Şimdi Antep'le ilgili birkaç bir şey var. Onları anlatayım arkadaşlar. Diyelim bir firmada çalışıyorsunuz. Logo lazım mesela size. Sıfır bir Antep lazım diyelim. İlk başta mevcut Antep'te nasıl değişiklik yapıyoruz onu anlatalım. Şimdi tabaka dediğimiz AutoCAD'den falan hatırlarsanız belki. Diyelim bir parça çiziyorsak. Mesela civataları farklı bir yere kaydetmek isteriz vesaire. Şöyle çizgileri de getirelim hatta. Mesela subtract değil de. Mesela arkadaşlar şimdi parçanın üzerinde
kontrol C dediğimiz zaman parçanın üzerine gidiyoruz ya. İşte bunun parçanın rengini, transfer ayarlarını zaten değiştirdiğimizi biliyorduk. Şimdi en başta gördüğünüz gibi bir de layer vardı. Şimdi ben bunları mesela farklı bir değere kaydedersem okey deyip çıkalım. Sonrasında kontrol L'ye giriyorum. Kontrol L'de de çalışan yani layer sizin kısa yolu diyebiliriz. Şimdi 5'i kapattığımız zaman otomatik olarak kapatıyor. Bunu L'yi yeniden açmamız gerekecek. Yani hangi parçayı açmak istiyorsam onu çağırıyorum. Şimdi mesela Siemens NX vesaire neyse işte. Teknik resim çizgilerini farklı bir değere kaydettim. Ctrl L ile giriyorum. Şimdi 256 değerine kaydetmiş. Şöyle bunu açalım. Şimdi açtıktan sonra bakın biraz önce dokunamıyordum. Bakın hiçbir şekilde demin dokunamıyordum şimdi. Ctrl L deyip 256'yı açtıktan sonra çizgileri artık rahatlıkla seçmeye başladım. Şimdi sağ tıklayıp Edit Definition dediğimde Edit Table var mesela şurada da. Bunu tıkladıktan sonra hepsini değiştirebiliyorum artık arkadaşlar. Üzerine iki kere de tıklarsak ismini değiştirebiliyoruz. Mesela biraz tabii küçük oldu ama şuradaki isimleri değiştirebiliriz. İşte bunların boyutlarını, kalınlığını, genişliğini vesaire onları değiştirebilirim. O artık benim bana kalmış yani ben ne istersem onu yapabilirim bu saatten sonra. Bunlar artık zaten bana kalmış bir şey. Çok da önemli değil ne yapacağım. Bu şekilde ayarlayabiliyorum. Yine not ekleyip kendim şey yapabiliyorum. Bir firmaysanız zaten teknik resim oluşturmak istiyorsanız sıfırdan. Yapmanız gereken değişiklikler şöyle. Şimdi bakın Niv'den yeni bir sayfa açalım. Aplikasyon dedik. Şuradan standart size'ydi. Rastgele bir teknik resim açayım kendime. Okey dedik. Mesela bir not ekleyelim. Şuraya bir not ekleyelim. Resim ekleyelim. Şöyle bir resim olmasını istiyorum. Ben bu teknik resmi kullanacağım diyelim. Yani her açtığımda teknik resmi bu gelsin. Şimdi bunu istiyorsanız ilk başta bunu bir masa üstüne kaydetmeniz gerekiyor. Mesela kaydedelim. Nerede? Masaüstü de biraz karışık. Şimdi model 1 diye kaydettim arkadaşlar. Şurada. Şimdi NX'de ben şablonlara giriyorum ya arkadaşlar. Şöyle anlatayım orayı da size kısaca. Şimdi mesela ben NX'in içerisinden teknik resme girerken aplikasyondan drafting dediğim zaman use template dediğimde, tablon kullan dediğimde bunların hepsi aslında birer şablon. Şimdi her biri bir dosya. Dosyaya getirip benim önüme koyuyor. Yani buradaki amacımız A4 dosyasını değiştirip kendi entitemiz olan dosyayı koymak. Ona nereden ulaşıyoruz? Şimdi bilgisayarın içerisinden arkadaşlar yere disk C'ye giriyoruz. Siemens'i buluyoruz ilk başta. NX11'e giriyorum. Burada neydi? Luge2'ye gireceğiz arkadaşlar. Burada template'in içerisine giriyorum. Şimdi template'in içerisinde A4 size 2D template part diye bir dosyamız var. Şimdi bu dosyanın ismini bir kopyalayın. Ctrl C dedim. Geldim bu modelde ismini değiştiriyorum. Ctrl V ile yapıştırıyorum demin kopyaladığım yeri. Şimdi bunu klasör açıyorum. Bunu getirip buraya ekleyeceğim. Mesela A4 size 2 template'i ya da A1'i değiştirelim mesela. Şunu aldım buraya kopyaladım. Şunun da ismini de A1 yaptım.